Elbette ki bu söz konusu provokatif saldırının nedeni Karabağ'daki son gerilim. Karabağ'da Ermeni ayrılıkçı gruplar Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar. Saldırıda bulundular. Bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu çok etkili bir şekilde karşı taarruza geçti. Cevap verdi Türk SİHA'larıyla. Hatta bölgeden gelen bazı haberlere göre çok kritik noktaları da Azerbaycan ele geçiriyor şu anda. Ermeni ayrılıkçıların kontrolünde olan çok stratejik noktaların yavaş yavaş Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirmeye başlandığı da belirtiliyor. Şimdi en önemli eleştiri de Rus barış gücü oradayken bu Ermeni ayrılıkçılar nasıl oluyor da Azerbaycan mevzilerine ateş açabiliyor? Bu eleştiri yöneltiliyordu Kremlin'e. Erdoğan'la Putin arasında bu da konuşuluyor şu anda tahmin ettiğimiz kadarıyla, ki konuşulacaktır da. Fakat karşı taarruza Azerbaycan ordusu TB2'lerle geçti. TB2 bayraktarlar devreye girdi. Havalandılar ve bu ayrılıkçı grupların mevzilerini vurdular. Önemli ölçüde de zayiat verildi. Şimdi Bayraktar TB2'nin Karabağ Savaşı'nda çok önemli bir aktör olduğuna tanık olduk. Gördük defaatle. Çok etkili kullandı Azerbaycan ordusu Türk SİHA'larını. Türk SİHA'ları sadece Karabağ'da değil, Libya'da da çok etkili kullanıldı. Suriye'de de, Irak'ta da yine öne çıktı etkin kullanımıyla ve aynı zamanda da Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da. Çünkü belli bir miktarda Ukrayna ordusunun elinde bu söz konusu dronlar var, Türk dronları var. Yani Bayraktar, TB2, SİHA'lar. Şimdi Alman medyasından The Wild, Türk SİHA'larına ilişkin Avrupa Birliği'ne bir eleştiri de yönelterek çok enteresan bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Almanya'nın bu günlük gazetesi, Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi başlıklı haberinde Türkiye'nin dünyanın en aktif SİHA güçlerinden biri olması Batı'da soğuk duş etkisi yarattı diyor. Evet, Türkiye aktif SİHA'lar, yani silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları İHA'lar konusunda dünyadaki en önemli 5 üreticiden biri şu anda. En önemli 5 üreticiden biri ve envanterinde en fazla Türk SİHA'lara sahip olan da ilk 5 ülkeden biri Türkiye şu anda. Devasa bir filosu var, SİHA filosu. Zira kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmadı diyor. Avrupa'da kimse diyor, hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye'nin üst düzey askeri teknoloji üreteceğini hiç aklına getirmedi diyor. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi demişti White. Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi ifadelerine yer veriyor. Özetle şunu söylüyor. Siz ayakta mı uyuyordunuz demeye getiriyor burada Avrupa Birliği'ne. Siz tahmin yürütemediniz ama Türkiye tahminleri alt üst etti. Gitti dronlar üretti, SİHA'lar üretti. Devasa bir filoya sahip oldu. Bu da sizde bir soğuk duş etkisi yarattı diyor. Bir taraftan da Avrupa Birliği'ne bir üstü kapalı şekilde de bir eleştiri yöneltmiş Almanların günlük gazetesi White.